Şimdi şöyle yani bir saç ayaklarına bakarsanız mesela Berat Albayrak örneğinde Berat Albayrak bir sahte doktora yapılmasından rahatsız değil. Onun başındaki tez başındaki profesör de bunu yapmaktan rahatsız değil. Bunu gören taban da yani tabanın bir kısmı da böyle bir şeyi görüyor, hiç umurunda olmuyor. Bu da bu manzaradan rahatsız değil. Hakikaten birbirini tamamlayan bir kötülükler kısır döngüsü. Bu arada çok hızlı da unutuyoruz. Hocam şimdi bugün bu habere bakarken dedim ya biz bu haberi de vereceğiz, geçeceğiz. 2 hafta sonra kimse hatırlamayacak bunu. 3-4 hafta önce neler konuşmuştuk diye bir baktım. Serhat Peker bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Serhat Peker tonlarca açıklama yaptı ama bir skandallar, hakikaten insanın tüylerini diken diken eden rezillikleri açıklamıştı. Onun için de çok korktu ve onu susturmak için her türlü şeyi yapıyorlar. Ona da biraz değiniriz. En son yaptıkları adımlardan biri Serhat Peker niye açıklamıştı? Ya yani açıklamalarından biri. Bir hanımefendi ismini şurada not etmiştim. Mine Tozlu Sineren diye bir hanımefendi, bir iş kadını, iş insanı sermaye piyasasına girmek istiyor. Sermaye piyasasına da kaynak bulmak istiyor yani yatırımlarına, yaptığı işlere. Ve SPK'nın başında kim var? Hemen söyleyeceğim. Fuat Taşkesenlioğlu var. Tamam mı? Fuat Taşkesenlioğlu SPK'nın başında o dönemde ona ulaşmaya çalışıyor. Fakat bir türlü ulaşamıyor. Ve onu diyorlar ki Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu var. Onun kardeşi. Ona ulaşmanız lazım. Ona ulaşabilmeniz için. Gidiyor. Rüşvetler falan konuşuluyor. Kadıncağız yani o iş kadını ya ben nasıl bu işlerin içine düştüm falan diye kendisini sorguluyor ama tüm bunları bir ay önce, 1,5 ay önceki tüm haber kanallarında ve sosyal medyada vardı. Sonra aynı hanımefendi şeye gidiyordu hatırlayınca. Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taran gidiyordu. Serkan Taranoğlu'ndan yardım almaya çalışıyor. Yani benim bir SPK'da bir işim var, onu yapamıyorum. O da ona şu cevabı veriyor. Para vermezsen bu işlerin asla yaptıramazsın diyor. Korkmaz Karaca'ya da gitme diyordu. Efe hocam. Yani Korkmaz Karaca kim? Korkmaz Karaca da Erdoğan'ın başka bir danışmanı. Şimdi de danışmanını konuşuyoruz ya Maksut Serim de danışmanı. Korkmaz Karaca'ya gitme diyordu Efe hocam. Belki siz de unuttunuz. Korkmaz Karaca'ya gitme gidersen daha çok para ister diyor. Hocam yani şimdi bu Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hayatına devam ediyor. Biliyorsunuz bu skandalı yani rüşvet meseleleri konuşulmuş bir sürü açıklanamayan geliri var bu milletvekilinin ve kardeşi Fuat Taşkesenlioğlu'nun. Zehra Taşkesenlioğlu da Ünsal Ban diye birisiyle evli. Bu Ünsal Ban da bunları doğruladı. Yani bunlar böyle bir tezgah kurmuşlar. Konumlarını çok güzel şekilde kullanıyorlar. Rüşvet verenlerin işleri yapılıyor, vermeyenlerin ki kalıyor. Cumhurbaşkanlığı şeyinden bahsediyorum. Bir tane daha ilave edeyim. Yine ortaya çıkmıştı bunlar. Bak Binali Yıldırım'ın baş danışmanı Salih Orakçı ona da ulaşmış bu hanımefendi. Mine Tozlu Sineren. O da bir sürü rüşvetler aldığını işte lüks araba aldığını falan söylüyor. Hocam şu anda bak bu konuştuğumuz mesele sanki 15 sene önceki gibi değil mi gelmiyor mu size? Ya bitti ya. Bununla ilgili hiçbir şey Kesinlikle. olmadı yani hocam. Hiçbir şey olmadı. Bu şu anda o Şimdi milletvekilini yapıyor. İnsanlar da keyfinde yani. Belki bir iki başta danışman ayrıldı falan. O kadar. bunların yine aynı noktaya vurgu yapmak istiyorum. Bunların gerçekten bir toplumdaki kültürel altyapıyla çok büyük alakası var. Şimdi diyeceksiniz ki ya her şeyi sosyolojik kültürel altyapıya bağlıyoruz ama öyle değil. Bakın rüşvet verdik, selam değildir deyü almadılar diyor. Yani adam bundan 200 sene önce aynı sistem var, hiçbir fark yok, kokmuş. Fakat önemli olan kokma şu. Şimdi dünyanın en iyi anayasasını, en iyi yasalarını, en iyi prosedürlerini, en iyi kurumlarını bile bir yerden ithal etseniz, eğer insan malzemesi, sosyolojik malzeme, beşeri malzeme bunu kusuyorsa, yani iyi olan şeyleri kusuyorsa ve kendi kötü habis özellikleriyle onu tekrar mahvediyorsa şeye benzer. Yani 100 litre suyun içine 3 damla petrol damlatırsanız veya gaz damlatırsanız ya da siyanür damlatırsanız o 100 litrelik temiz suyun hiçbir kıymet harbiyesi kalmaz. Buna benzer bir şeydir bu. Dolayısıyla bu insanlar buna meyilli. İnsanlar kültürel olarak bu coğrafyada
Bu tarz yolsuzluklara alışmışlar, bunu normal kabul ediyorlar. Elinin kiri olarak görüyor bunları. Bakın Erdoğan suçüstü yakalandı ya. Yani İran'dan rüşvet alıyorlardı. Bunun ötesi birisi var mı ya? Üçüncü bir ülke, bakın Hamit Bey, çok tehlikeli bir şey bu yani. Kasr-ı Şirin anlaşmasından beri ortak Evet. sınırımız var. Ondan önce sürekli harp halinde, Türkiye ile İran'ın arasındaki ilişkiler çok büyük bir rekabet öyküsüdür. Şimdi böyle bir ülkeyle adam nükleer teknoloji elde etmek istiyor, bomba yapmak için. Bizimkiler kendi ailelerine ne kadar para tokatlayabileceklerinin telaşına düşmüşler. Yani hani vizyonsuzluğa bakar mısınız? İran nükleer bomba üretmiş olsa Türkiye ile arasındaki dengeyi bir anda İran lehine korkunç bir şekilde değiştirecek. Ayrıca dünya büyük bir güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Türkiye buradan rüşvet zinciri elde etmiş. Yani Reza Zarraplar üzerinden, Babek Zencaniler üzerinden. Yani bu bahsettiğiniz olaylar o kadar devede kulak kalıyor ki, çünkü bu kadar mega bir skandalı bile hazmetmiş bir toplum, o bahsettiğiniz 3-5 tane danışmanın hani sakalına sürerler böyle parayı, böyle iğrenç bir adet vardır. Böyle bir üç kağıtla alakalı bir para aldıkları zaman şöyle bir sakalı sürme hareketi yapar insanlar. Hiç nefret ederim böyle jestlerden. Ama bu olay buna benziyor biraz. Hani sakal parası gibi almışlar onlar. Anlatabiliyor muyum bu parayı? Yani onlar açısından bu legal. Halka göre de buna şey diyor. Ya bu diyor tabii, yani şimdi orada aldığı maaş ne kadar ki bu insanın diyor. Ya yani öyle işler tabii yapacak ya diyor. Yani sonuçta bir aracılık yapmış. Türkiye'deki bakan adam onun etik noktasını analiz edebilecek ahlaki standarda sahip değil çoğu. Yani ben bunu üzülerek söylüyorum. Hani bunu böyle bazıları şey zannediyorlar. Ya hoca sen ne kadar kendini beğenmiş, ne kadar böyle ukala bir insansın. Ya alakası yok. Ben içinde doğduğum ve büyüdüğüm toplumu tanımaz mıyım arkadaş ben ya? Bak ben bir olay anlatayım Hamit Bey size. Çok basit bir hani etik erozyon. Ben lise 3 öğrencisiyken hepimiz böyle bir dershanelere, mershanelere giderdik ya da işte ne bileyim üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Böyle bir ortamda bizim bir matematik hocamız vardı. Adını da vereyim. Adamın adı da Orhan Varol. Yaşıyorsa Allah belasını versin. Yaşamıyorsa da herkes bilsin nasıl bir adam olduğunu. Bu Orhan Varol bize matematik anlatmazdı. Adam gelirdi böyle hayat hikayesini. Yok karım benim eczacı. Ben aslında matematik mühendisiyim. Ben böyle bir yerde olmayı hak etmiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray. Böyle muhabbetler yapan bir adamdı. Bir gün herkes de eleştiriyor. Diyor ki ya bu hoca ders anlatmıyor. Sınavda da işte 10 tane soru veriyor. Ezberleyin bunları diyor. Bunlardan soracağım 5 tane. Herkes 90-100 alıyor, geçiyor. Millet memnun. Fakat aklı başında olan 3-5 kişi diyordu ki ya bu hoca bizim kaderimizle oynuyor. Bir gün gene böyle bir Fenerbahçe Galatasaray muhabbeti yaparken çıktım, dedim ki hocam kusura bakmayın, siz çok iyi bir insan olabilirsiniz ama bize çok büyük bir kötülük yapıyorsunuz dedim. Yani sizin yüzünüzden bu sınıfın dedim belki de 4'te 3 üniversiteyi kazanamayacak. Vay işte hain, bak görüyor musunuz Kadir Çınaslık bilmeyen işte bilmem ne falan diye beni orada linç etti. Sınıftaki bütün arkadaşlarım da şey gibi Nasrettin Hoca'nın Timur hikayesi gibi bir anda arkamda olan 3-5 kişi de çekilip ya işte hocam biz sizi çok seviyoruz bakmayın siz bu Efe'ye muhabbetine döndü olay. Bugün Yani olsa Türk ya. milletinin tabiatında böyle bir şey var, anlatabiliyor muyum? Yani biri çıkıp doğruyu söylediği zaman arkasında 3-5 kişi bile durmaz. Nasrettin Hoca da bundan mağdur. Timur'un karşısına çıktığı zaman Timur'a diyor ki Timur olayı hani var değil bir mi? bakıyor arkasında kimse yok. Ya diyor bu diyor filler az gelmiş. Birkaç fil daha gönderin diyor Nasrettin Hoca. Ne desin yani adam? Ya, yani eğer bugün olsaydı o hocanın size FETÖ'cü derdi kurtulurdu. Zaten Yalnız adı üstünde Nasrettin Hoca, yani bitti. Olay bitti zaten. hocam yalnız bunu şunun için hatırladım ve hatırlatmayı da istedim. Hocam o kadar çok skandal, o kadar çok hukuksuzluk, o kadar çok rezalet yaşanıyor ki yani 2-3 hafta içinde unutuluyor. Şimdi böyle bir ortamda Sedat Peker'in konuşmasını isteyenler var. Tam muhalefetten insanlar ister istemez Sedat Peker konuşsun. Kardeşim yani konuşsa ne olacak? İşte konuşmuş, daha bundan daha öte ne rezalet döksün? Siz önemli bir şeyi hatırlatıyorsunuz. Yani 17-25'te Erdoğan'ın oğluyla yapmış olduğu konuşma, sıfırlama meşhur konuşması yayınlanmış. Ondan öte nasıl bir skandal, nasıl bir ifşaat, nasıl bir şey ortaya çıkabilir? Yani bir bilgi ortaya çıkabilir. Yani maalesef yani herkesin bunu izleyen AKP'li olsun, CHP'li olsun, İYİ Partili olsun fark etmez. Hakikaten aynaya bakmamız lazım.
Yani şu skandal, az önce paylaştığım cümleleri devletin en tepe noktasında yakıştırıyor musunuz yani kendinize? İdeolojiniz, Mümkün değil ya. ırkınız, inancınız hiç önemli değil. Yani böyle bir, yani doktora tezini hocasına yazdırmış. Hocası da o yazdığı için almış, önemli bir konuma gelmiş. İşte falan yani. Ne diyor ya, şuraya bakar mısınız? Erdoğan'ın bir danışmanı kendisinden iş isteyen, işi için yardım isteyen birine, cümleyi tekrar ediyorum Efe'cim. Serkan Taranoğlu diyor ki, para vermezsen senin bu işin asla hallolmaz. Bir iş kadınla, bir iş insanına söylenen şey bu. Korkmaz Karaca'ya da, diğer danışmana da gitme diyor Cumhurbaşkanı, diğer danışmanına, o daha çok para ister. Yani ben senin işini halledeyim, akıllı ol. Yani ve bu işte Erzurumlular mesela, bu milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hala milletvekiline devam ediyor. En son bununla ilgili haber ne bulabildim biliyor musunuz? Zehra Taşkesenlioğlu bu iddiaları ortaya attığı için Sedat Peker ve işte ne bileyim Ünsal Ban kocası hakkında ve Mine Tozlu bu iş kadını hakkında şey yazmış. Soruşturma açılmasını istemiş. Beni şey yapıyorlar diye. Kötülüyorlar. Adımı İsmimi, karalıyorlar ne adımı köreyi. karalıyorlar falan diye. Yani en son haber bu. Başka bir şey maalesef bulamadım. Şimdi Rezalet. maalesef maalesef bu arada yani şeyi de unutmayalım. Bu rejimin en önemli yerlerinde bulunan isimlerden biri İbrahim Kalın. Değil mi? Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Evet. Eski Today zamanda da bizim yazarımızdı. Şeyden, Amerika'dan doktorası var. Konuştuğu zaman işte bağlama çalıyor, bayağı tunturaklı laflar söyleyebiliyor. Bu arada Hürriyet gazetesine bir röportaj vermiş İslamofobi ile alakalı. Fakat röportajı yapan gazeteci yok ortada. Soruları kendisi sormuş. Kendisi yani ne konuşacağımı. Fakat sadece onunla değil, başka bir şeyle gündeme geldi. İsveçli bir gazeteciyle mülakat yapıyor. Yani büyük bir özgüvenle geliyor, oturuyor falan. O videolardan gördüklerimi söylüyorum. Bu İbrahim Kalın. Daha önce de bu arada BBC'nin önemli bir gazeteci, BBC'de önemli bir röportajcı rezil etmişti. Onu da bakabilir insanlar. 15 Temmuz'la ilgili bir diyalogtu. Bu da İsveçli gazeteci diyor ki, yani Türkiye böyle suç örgütlerinin, uyuşturucu ticaretinin falan üssü haline gelmiş durumda. Ne diyorsunuz? Bunlara falan İbrahim Kalın, yani sanki İsveç Cumhurbaşkanı'nın ya da işte Başbakanı'nın sözcüsü gibi, ya böyle şeyler bizde olur mu falan filan diye, yani bir şey yoksa cevap ver. Vermiyor, şeyi kesiyor yarı yarıda. Bakar mısınız Efe Hocam? Yani bütün bizim bu konuştuğumuz meseleler sanki biz uzaydan bunları duyup da konuşuyoruz. Ya nasıl mafyayla, suç örgütleriyle işiniz yok? Sedat Peker kendisi demedi mi, AKP'nin miting toplantılarını, AKP için miting toplantıları yapıyordum. AKP'nin bir milletvekiline 10 bin dolara para veriyordum. Metin Külünk adı da ortaya çıktı. Ve hatta partinin millete dağıtmış olduğu bedava kahveyi de ben sağladım dedi. Başka her şeyi bir kenara bırakıyorum. Bütün anlattığı rezillikleri bir tarafa bırakıyorum. İbrahim Kalın da doktoralı okumuş bir insan hocam. Bilgiyle alakalı değil meselemiz herhalde Efe Hocam. Hayır, şimdi Hakikaten ben o bayağı felsefe röportajı mensefe izledim. konuşan bir yer. Evet. Ben o röportajı izledim. Ben İbrahim Kalın'la hayatımda bir defa tanıştım. Yani bir defa karşılaştım ve bir sohbetimiz oldu. Bir başka hoca vasıtasıyla. İbrahim Kalın dediğiniz gibi ben o dönem edindiğim izlenim düzgün bir adama benziyordu. Yani hani eğitimli, düzgün, bir Biz öyle nitelikli bir sanıyorduk. insana benziyordu. Şimdi insanların karakterini anlayabilmek için bunu benim abi olarak gördüğüm bir kuzenim vardır. Bunun okulu yok yani bu tip olayları insan aileden öğrendiği için. O da benden 5-6 yaş büyük bana demişti bir defa. Dedi ki bak oğlum elinde 1 dolar varken de 1 milyon dolar varken de aynı adam olabiliyorsan ya da sıfır güç varken de çok güçlü bir konumdayken de aynı adam kalabiliyorsan sen düzgün bir adamsındır. Ama sen eğer parayla ve mevkiyle karakterini, şahsiyetini değiştiriyorsan sen bırak düzgün adam olmayı, adam bile değilsin. Ya. Şimdi İbrahim Kalın'ın konumunda olan bir adamın böyle bir hırsızlar organizasyonuyla aynı bağlamda olmasına hiç gerek yok. Eli yüzü düzgün bir kızı var, iyi bir ailesi var, iyi bir eğitimi var. Dediğiniz gibi yurt dışından doktorası var. Yani böyle olayları gördüğü zaman
ben müsaademi isteyeyim deyip ayrılabilecek bir konumda olan bir insan. Yani şeyleri anlıyorum. Hani asalak olan, parazit olan, hiçbir özelliği olmayan ve bunlara çok ciddi anlamda bunlarla bir bağımlılık ilişkisinde olan bir grup var. İşte ne bileyim ilkokul mezunu müteahhitler var, eğitimsiz böyle hiç bir başka özelliği olmayan kamu yönetimcileri var falan. Bunları anlıyorum. Bunlar bu sisteme bağımlılar. Fakat İbrahim Kalın gibi adamların bağımlı olmaması lazım. SETA'da bir sürü eli yüzü düzgün benim tanıdığım meslektaşım hocalar vardı. Onlar da içlerinde çok düzgün insanlar olduğunu düşündüğüm o dönemde insanlar vardı. Çok yadırgadım ve şunu da söyleyeyim. İbrahim Kalın'ın o röportajını dinledim. Orada İsveçli gazetecinin sorduğu sorulara yönelik bir hazırlık yapmaması beni çok aslında üzdü. Çünkü normal şartlarda böyle bir soru sorduğunuz zaman mesela diyor ki bana bir örnek verin diyor. Bunlar diyor, bunlar sizin iddialarınız diyor. Siz birilerinin diyor işte ajanısınız. Hatta ona FETÖ'cü de dedi. Yani siz Evet, FETÖ ve FETÖ. PKK'ya yönelik. Aynen. Açıkça adama diyor ki İsveçli adama sen FETÖ'cüsün diyor yani. Ya. Ama hani onu geçtik. O İsveçli gazetecinin şunu demesi lazım. Bakın sizin hükümetinizle ilgili olarak işte filanca filanca falanca dosyalar ortaya çıktı. Ya koy 17-25 Aralık dosyalarındaki birkaç tane noktayı değin oradaki röportajda. Bak bunlar yok muydu de. Sizde bu bak şu şu bakanların ayakkabı kutularında evlerinden para çıkmadı mı? Para sayma makineleri. Yani en azından hani bir internette bir Google'da bir ufak araştırma yapsa onlarca yüzlerce doneyle karşılaşacak. Yani Berat Albayrak'ın o biliyorsunuz bahsettiğiniz meşhur doktora yazışmaları şeyde çıktı. Yani uluslararası skandallarla alakalı olan o Tabii. neydi ismi siz hatırlatın. WikiLeaks diye isim geliyor. Wikileaks'e WikiLeaks çıktı, tarzı evet. şeyde çıktı. Berat Fars, Şimdi evet. bunları bir araştırmacı gazetecinin normal şartlarda elinde bir dosyayla, kırmızı bir dosyayla gidip böyle bir kontra soru geldiği zaman veya bir işte aşağılayıcı bir tavırla karşılaştığı zaman kameralarda şak işte bak ben bunları gösteriyorum. Ayakkabı kutuları, işte bakanların itirafları bunları göstermesi gerekirdi. Yani orada ne yaptı? İbrahim Kalın masadan kalktı gayet terbiyesiz bir şekilde. Kendi otoritesini, gücünü kullanarak. Ama sonuç değişmiyor. Türkiye gerçekten, yani ben şunu söylüyorum. Hani bizim amacımız burada sürekli Türkiye'yi kötülemek değil ama ya kötü olan bir şey var. Şimdi tuttuğunuz futbol takımı düzgün futbol oynamıyorsa iyi futbol oynamıyor diyorsunuz kahvede maçı izlerken. Yani Evet. yenilmesine rağmen 5-0 yenilirken, 10-0 yenilirken ya aslında çok klas futbol oynadık, süper takımız diyen var mı? Ya o kadar kendini kandırabilen. Türkiye'nin durumu budur yani şu an. Maalesef hocam, konuştuğumuz isimlere bakar mısınız? Bir devletin başındaki insanları konuşuyoruz. Yani neredeyse 15-20 dakikadır şeyden örtülü ödenekten sorumlu Maksut Serim, ne bileyim milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, danışmanı Serkan Taneroğlu, bunlar hep şeyler. İbrahim Kalın, ne bileyim Berat Albayrak, yani maalesef hepsi baştan sona konuşmaya bile değmez ama hatırlamakta fayda var. Bu arada Sedat Peker'e demişken, yani Sedat Peker konuşsa ne olacak noktasından geldik ya. Sedat Peker tabii seçime yaklaşılıyor. 2023'te yaz aylarında, Haziran'da bir seçim olacak. Ona dönük tehditlerde bulunmuştu. Dedi ki öyle bombalar var ki bu yeryüzünü şey yapacak. Türkiye'deki siyasette deprem etkisi yapacak. Onların yayınlanmasını engellemek için de herkes çalışıyor. Bu arada Erdoğan'ın gözüne girmenin önemli yollarından biri de bu herhalde. Süleyman Soylu da bu iş için kalkmış. Sedat Peker'in yaşadığı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmiş. Fakat öyle bir yani rezalet ki. Şimdi en büyük hakaretlerin muhatabı da Soylu'ydu bu arada şeyin. Onu da hatırlayalım, Sedat Peker'in. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili Soylu ne demişti, Süleyman Soylu? Bu Amerika ile beraber 15 Temmuz'un arkasındaki ülkedir. Şeyin finansörüdür açıklaması yaptı. Bir sene önce bile bu açıklamayı yapmış fakat Soylu kalktı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti, İçişleri Bakanı ile konuştu. Hiçbir sorun yok gibi gitti geldi hocam. Bu nasıl bir yani hakikaten meselemiz sanki bilgi falan değil, karakter gibi Efe hocam. Yani nasıl böyle bir şey Maalesef, yapabilir bir maalesef. insan? Maalesef yani bir de şöyle de bir gerçek var. Şimdi Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu için bu özellikle çok önemli. Orada yanında götürdüğü polis memuru yani o işte Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan arkadaş da Süleyman Soylu'nun kendi adamı, kendi ekibinden. Bu Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye dışında çıkarılması olayında da
Süleyman Soylu kanalıyla bu bahsettiğim polis aracılığıyla Sezgin Baran'a haber gönderiliyor. Diyorlar ki sen bir an evvel ülkeden çık yoksa başın derde girebilir. Sedat Peker de bunu ifşa ediyor biliyorsunuz. Bundan dolayı da bir sıkıntı var orada. Ve normal şartlarda Türkiye'nin Interpol görevlisi olan birimindeki yönetici olan emniyet müdürünü de götürmüyorlar oraya. O emniyet müdürü hakkında da söylenti çıkarıyorlar. Diyorlar ki Sedat Peker'e özel koruma sağlayan polis bu adamdı diyerek de o emniyet müdürünün ayağını kaydırmaya çalışıyorlar falan. Soylu ekibi emniyette yapıyor bunları. Yani dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesi ayrı bir skandal. Sen çok kolaylıkla teknik ekiple halledilebilecek böyle istişarelerde niye durup dururken Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyorsun? Yani demek ki senin bir başka ajandan var. Niye orada kendi güvendiğin, kendi elemanın olan polisi götürüyorsun da gerçek anlamda bu işe bakan, Interpol olayına bakan polisi göndermiyorsun, onu götürmüyorsun o heyette falan. Bunlar hep şaibeli durumlar. Onun dışında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika Birleşik Devletleri ile beraber 15 Temmuz'un arkasında olduğunu iddia etmesi gene çok büyük bir skandal. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi daha zaten geçenlerde biliyorsunuz Taksim'deki terörist saldırıdan sonra Soylu gene çıktı. Birleşik Devletleri, Amerika Birleşik Devletleri'ni suçlu ilan eden bir açıklama yaptı ve üstüne basa basa yani bunu böyle diplomatik olarak üstü örtülü bir şekilde de ima ederek söylemiyor. Bunu yani adını zikrederek ve gerçek anlamda bu işin arkasında olan güç olarak prezente etmeye Taziyelerini çalışıyor. reddetti biliyorsunuz. Taziyelerini Taziyelerini reddetti. reddetti. Evet. Yani bunlar bakın Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi devletin zıvanadan çıkmış olması. Yani hani başsız horoz gibi derler ya böyle bir deyim vardır. Evet. Hani başı kesilen horoz o travmanın etkisiyle beyinden kaslara giden o emir hala devam ettiği için baş olmasa da ayaklar koşmaya devam ediyor. O beden kafasız bir şekilde böyle dolanıyor biraz. Türkiye biraz ona benziyor. Baş yok. Varsa da Türkiye'nin menfaatini hareket etmiyorlar. Kendi menfaatlerini hareket ediyorlar. Ya bakın siyasete giren birinin Max Weber'in yazmış olduğu bir meslek olarak siyaset diye bir kitap vardır. Çok kısa bir kitap, aslında uzun bir makale gibidir, kısa bir kitap. O kitapta bir siyasetçinin nasıl hareket etmesi gerektiğini anlatır Max Weber, ünlü sosyolog ve siyaset bilimci. Çok ünlü yani bütün sosyal bilimlerin kurucularından bir tanesi. Şimdi Max Weber bunu anlatırken şöyle söylüyor. Siyaset bir meslek değildir diyor. Yani siyaset bir kazanç elde etmek için yapılmaz. Kamusal bir faydada bulunabilmek için yani toplumuna hizmet edebilmek, kamusal bir fayda için yapılır siyaset. Bizimkiler siyaseti yani bizimkiler demeyeyim de Türkiye'deki bu şahsiyetsiz ve suça batmış tayfa maalesef siyaseti bir tezgah olarak görüyor. Yani hani mahalle pazarına gelen pazarcılar o sokağı kendi böyle alışveriş merkezlerine çeviriyorlar ya. Bu adamlar da siyasete girdikleri zaman o siyasetin aslında topluma hizmet etmek kanallarını kendilerine hizmet edecek tezgahlara dönüştürüyorlar. Oradan para elde etmek, gelir elde etmek, çıkar elde etmek için, çevrelerini besleyebilmek, siyasi rant elde edebilmek için bunu yapıyorlar. Türkiye'yi Yani batırıyorlar aslında. ben şeyi aklım almıyor. Yani bir insan bu kadar karakterden, ahlaktan, akıldan yoksun olabilir yani. Soylu'yu kastediyorum. Şimdi bir sene önce diyorsunuz ki Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörüdür Amerika ile beraber. Ve bir sene sonra kalkıyorsunuz o ülkeye gidiyorsunuz. Hiçbir şey yokmuş gibi bakanlarıyla şunlarla bunlara oturup kalkıyorsunuz. Bir kelime etmiyorsunuz tamam mı yani? 15 Temmuz'u niye finanse ettiniz kardeşim, alçaklar falan filan değil mi? Böyle şeyler olması lazım. Normalde bunu beklemen lazım. Sonra dönüp geliyorsunuz ve bu insanların başka konularda söylediklerine itimat ediyorsa bir insan yani Trabzonlular, Vanlılar, ne bileyim Edirneliler, Karslılar, İzmirliler, İstanbullular tamam mı? Yani lütfen aynaya bakın ya. Yani bu kadar karakteri, bu kadar bir gün söylediği bir günle uymayan bir insanın başka konularda sizi kandırmış olacağını bir düşünmeniz gerekmiyor mu yani? Yani bu insan işte yani Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un arkasındadır demiş. Bununla sizi Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı şişirmiş, doldurmuş. 15 Temmuz yalanını pekiştirmek için. Sonra da gelmiş adamlarla gidiyor böyle oturuyor. Hatta İçişleri Bakanı da Birleşik Arap Emirlikleri İçişleri Bakanı da güzel bir şey yapmış. Klip yapmış. Soylu'nun
yani aşağılığını ne kadar ahlaktan, karakterden yoksunluğunu göstericesine bir işte bütün görüşmeler, temaslar falan böyle tatlı tatlı uçaktan iniyor, gidiyor, konuşuyor falan, heyetler arası görüşmeler vesaire. Böyle bir video yapmış. Onu da tüm AKP'li seçmenler, hala AKP'ye oy vermeyi düşünen, bunu hazmedebilecek insanlar lütfen izlesinler. Eminim vicdanlarında bir ufak bir kırıntı varsa düşüneceklerdir. Bayağı karanlık bir tablodan bahsettik. Hocam bir umut ışığı olan şeyler de söyleyelim. Bu şey devam eder. Bir sürü başka örnekler de var. Böyle tuhaf hakikaten insanın içini dışına getirecek kötülükler. Olumlu bir gelişme ile programı bitirelim istiyorum. Şimdi 2023'te seçim var. İktidar hazırlanıyor. İşte yerli arabalar yapıyoruz diyor falan, bir sürü şeyler vaat ediyor. Sanki ülkeye kendisi yetmiyormuş gibi ülkeyi düze çıkaracağını, ekonomiyi toparlayacağını falan filan söylüyor. Sanki elinde şu anda tutam var yani. Fakat muhalefet de bir hazırlık içinde. Bunu bu programımızda konuşuyoruz, gündeme getiriyoruz. Son dönemde ki yaptıkları önemli işlerden biri, bir anayasa taslağıyla çıktılar en son toplantılarında. Anayasa 9 başlıktan oluşuyor. 150 sayfalık bir metin ortaya koydular. Ben birkaç Serap Yazıcı gibi gerçekten hep bu anayasa, daha önce de sivil anayasa yapılması, demokratik anayasa yapılması konularında katkıları olmuş bir hukukçu ve başka hukukçuların da yer aldığı bir şey. Bir ekip çalışmış. Kuvvetler ayrılığına önem vereceğiz diyorlar. Partili cumhurbaşkanlığı olmayacak diyorlar. Yargı bağımsızlığını temin edeceğiz diyorlar. Avrupa Anayasa Mahkemesi'nin konumu güçlendirilecek, üye sayısı artırılacak diyorlar. Uluslararası hukukun üstünlüğü vurgusu tekrar yerine gelecek. Meclisin denetim yetkisini tekrar sahip olacak gibi KHK'larla ilgili önemli vaatler var. Yani bunu önemsiyorum. Cumhurbaşkanı adayı kim olur falan tartışması bir tartı. Muhalefetin tabii seçimi kazanması lazım. Yoksa bunların hiçbir anlamı yok. Ama bir taraftan da ortaya şey koyması lazım. Yani hep bunu konuşuyorduk ya. Yani sen kardeşim, hani Erdoğan'ın kötülüklerini anlatmak tamam, biz de bunu yapıyoruz biraz. Ama ne sunuyorsun sen? Yani demokrasiyi nasıl yoluna koyacaksın? Medya özgürlüğü nasıl yoluna koyacaksın? Hukuk raydan çıkmış, nasıl tekrar yoluna koyacaksın? Bununla ilgili anayasayı nasıl tekrar hayata geçeceksin? Bunları konuşuyorduk. Bunlarla ilgili önemli bir çalışma diye düşünüyorum. Ben olumlu bakıyorum yani. Sizin değerlendirmenizi de almak isterim bununla ilgili. Estağfurullah. Yani, şimdi ben bir de evet. Geçmeden bir de yine Kılıçdaroğlu ile ilgili, bu altılı masa değil, Kılıçdaroğlu, sözünüzü kestim, kusura bakmayın efendim. Estağfurullah, ne demek? Bugün biz bu programı bir gün önceden yapıyoruz. Fakat yayınlandığı gün 3 Aralık olacak. Bir kampanya yapmayı da, aslında topluma gündem oluşturmayı da öğreniyor gibi geliyor bana muhalefet. İşte 3 Aralık gününü verdi Kılıçdaroğlu. Dedi ki 3 Aralık'ta çıkıp ekonomi vizyonumuzu anlatacağız. Bu da eksiklerden biriydi. Yani tamam, ülkeyi batırdı Erdoğan ama siz nasıl kurtaracaksınız? İnsan açlığı, susuzluğu, yani bir sürü Türk parasının pul haline gelişini, enflasyonu falan nasıl önleyeceksiniz? Bu konuda önemli bir hamle, yani bir vizyon ortaya koyacaklar ve bir danışmanlar kadrosu seçmiş ya da eklemiş. Onlar içinde önemli iki isim var. Diğerler de önemlidir mutlaka, kusura bakmasınlar. Fakat onları altına çizmek istiyorum. Birisi Daron Acemoğlu. Amerika'da yaşayan, Türkiye kökenli, Ermeni kökenli bir akademisyen. Çok kıymetli bir iktisatçı. Bir iki kitabını okumuştum. Gerçekten çok iyi bir kafa. Ve Merkel'in ekonomi danışmanı Jeremy Rifkin ve danışmanları arasına katılmış. Yani onlarla beraber, bu tabii CHP açısından çok farklılık, yani Kılıçdaroğlu açısından çok farklı. Hem bir vizyon ortaya koyma çabası, hem de böyle aslında CHP'nin yan yana gelmekten bile korkacağı isimlerle temas kurmayı da geçip danışman kadrosuna alması. Bunları önemsedim ben. Bilmiyorum, siz de aynı şekilde mi baktınız, yoksa başka şekilde mi bakıyorsunuz? Ne dersiniz? Katılıyorum. Ben de baştan beri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun CHP için çok önemli bir kazanç olduğunu hep
vurgulamaya çalışıyorum. Yani eleştiriyoruz zaman zaman. Hani şunları eksik yapıyor, bunu yapmıyor, bunu daha iyi yapabilir. Elbette bu normal bir şey. Yani kamuya açık bir figürün eleştirilmesi gerekir. Yani bu çok sağlıklı bir şey. Ama diğer taraftan CHP sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir parti ve CHP'nin sosyal demokratikleştirebilme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi katkıları var. Partiyi dönüştürmeye çalışıyor. Şahin kanattan değil, güvercinler arasında ve ulusalcı, Avrasyacı kanattan değil, sosyal demokrat kanattan olan birisi. Ve dolayısıyla CHP içerisindeki o dengeleri biliyoruz. Ulusalcı, Avrasyacı kanat çok güçlü. Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir insanın CHP'nin başında kaptan olarak bulunması büyük bir kazanç. Çünkü CHP'yi dönüştürüyor, CHP tabanını etkiliyor ve dönüştürüyor. Anayasa taslağını çok olumlu buluyorum. Onunla başlayayım. Anayasa taslağı çok önemli. Türkiye gibi kontinental, yani kıta anayasaları geleneğinden gelen bir ülkede ister istemez hep toplumda halihazırda görülmeyen ama var olan anayasayla o olması gereken toplumu dönüştürün, yani toplumun dönüştürülmek istediği noktaya doğru yönlendirici bir yazılı anayasa arasında hep böyle bir dinamik var, bir uyumsuzluk dinamiği vardır. Bu Almanya'da da vardı. İşte Almanya bunu aşmayı başardı. Fransa'da kısmen vardı. Bunu aşmayı başardı. İtalya'da vardı. Türkiye'de bu hala var. Şunu demek istiyorum. Bir uzlaşma zemini olması lazım. Türkiye'deki bütün kesimleri kutuplaşmadan çıkarıp ortak paydada asgari müştereklerde uzlaştırabilen bir siyasi kültür yaratabilmesi lazım bu anayasanın. Yani o anlamda önemli bir adım. Mutlaka desteklenmesi lazım. Diğer taraftan o bahsettiğiniz danışmanlar, özellikle Daron Acemoğlu'nun danışman kadrosuna alınmış olması, eğer bu gerçekten efektif bir danışılan ve danışan ilişkisi olacaksa çok olumlu bir şey. Ama hani inşallah ismini böyle sadece yazalım da işte güzel gözükür diye yazmamışlardır. Ya yani ümit ediyorum gerçekten danışırlar ve gerçekten de Daron Bey'in vereceği ekonomi politikle ilgili veya demokratikleşmeyle ilgili salık verdiği stratejilerin bir kısmını hayata geçirmek için uğraşırlar. Ümit ediyoruz bu. Ama bunların hepsi olumlu şeyler. Ümit ediyorum CHP biraz daha ileriye gider ve Sosyalist Enternasyonel'deki, örneğin İspanya'daki, Almanya'daki veya başka işte gelişmiş ülkelerdeki sosyal demokrat partilerin veya demokratik sosyalist partilerin liberal demokrasiyle, yani piyasa ekonomisiyle sosyal devleti nasıl uyumlu hale getirdiklerini ve nasıl Avrupalılaştırdıklarını bu ülkeleri biraz analiz ederler, tahlil ederler. Bunların da faydalı olacağını düşünüyorum. Yunanistan başta olmak üzere, yani Yunanistan'da da biliyorsunuz sol kanat çok güçlü. Demokratik sosyalistlerle böyle bir işbirliğinin olmasını çok önemsemek lazım. Bu Türk-Yunan anlaşması için, yani uyumlu bir komşuluk ilişkisi için de çok geçerli bir şey. Ez cümle toparlayacak olursak bu gelişmeleri olumlu görmemek mümkün değil. Ümit ediyoruz bir iktidar değişikliği olur. Rejim hemen değişmese bile iktidar değişse ve Kılıçdaroğlu gibi aydın bir insan Türkiye'nin başına gelse mutlaka orta ve uzun vadede çocuklarımız ve torunlarımız için çok daha yaşanılır bir atmosfer oluşacaktır diye ümit ediyoruz. Evet, yani ben de umutlu olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bazı özellikle sosyal medyada görüyorum. Yani bu muhalefet ne yapsa yerin dibine sokuyorlar. Asla seçimi kazanamaz. Geçen ufak bir anket yaptım. Seçimle iktidardan Erdoğan'a gideceğine inananlar %10 çıktı. Yani o ankete katılanlar, tabii ki bu objektif bir bilimsel bir çalışma değil ama yani bu karamsar atmosfer aslında muhalefetin çok lehine bir şey değil. Yani Türkiye'nin normalleşmesini isteyenler umutlu olması lazım. Yani bir de şunu düşünmemiz lazım, unutmamamız lazım. Yani Ukrayna'da bir lider çıktı, Zelenski. Yani uçağa atlayıp kaçmak yerine çok zor şartlarda ayakta durmayı seçti ve bütün halkına, Ukrayna halkına, 40-50 milyonluk Ukrayna halkına bir ilham kaynağı oldu. Ve bütün dünyaya, bütün demokratik dünya ki İşte Rusya ile iş yapan, Almanya'sının ne bileyim neyine kadar bir türlü ayakta duramayan, bir araya gelemeyen bir dünyayı da kenetledi. Demokratik dünyayı kenetledi. Yani bir kişinin düzgün duruşu, kaçmak yerine olumlu umut veren yaklaşımı. Bu açıdan yani olumsuzluklar olabilir. Yani muhalefet tabii ki biz de bu programda çok kez eleştiriyoruz. Ama
Yani yerlere batırmak, böyle atılan adımlarda hiç görmezden gelmek çok sağlıklı bir yaklaşım değil diye düşünüyorum. Yani AKP iktidarı da güzel şeyler yaparlarsa, hani bu programda konuşmuştuk, hatırlayacaksınız Efe Hocam. Bu buğday, dünyadaki buğday krizi, tahıl krizinin çözümünde Türkiye arabuluculuk yaptı. Ukrayna ile Rusya arasında o dünyadaki yani fakir fukaranın en önemli gıdası olan ekmeğin ucuzlamasına katkısı oldu. Yani biz buna da kötü demedik yani. Tabii, İktidar da kesinlikle. muhalefet de iyi bir şey yaparsa iyi, kötü bir şey yaparsa kötü demek lazım. Ve Türkiye'nin dönüşmesi, Türkiye'nin bu içine girdiği kuyudan çıkması Türkiye halkı için olduğu kadar dünya içinde, bölge içinde çok önemli. Onun için Kesinlikle, gerçekten kesinlikle. yani umudu her şeye rağmen yitirmememiz lazım. Aksine keşke daha fazla yani insanlara, iyi insanlara, güçsüz insanlara, zor durumdaki insanlara daha fazla umut kaynağı olabilsek. Bunu çok önemsiyorum. Efe Hocam siz de bütün yazılarınızla, duruşunuzla buna katkıda bulunuyorsunuz. Eleştirilerimiz de aslında daha iyi olsun diye Kesinlikle, kesinlikle. ümit ediyorum. İstifade ediyorlardır insanlar. Muhalefettekiler de, iktidardakiler de belki yanlışlarını görüyorlardır bu vesileyle. Programı burada isterseniz noktalayabiliriz. Hay hay. Teşekkür ediyorum Efe Hocam size. Değerli izleyiciler Ben çok teşekkür ederim. sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdığınız, izlediğiniz için. Yeni bir programda görüşmek üzere. Yeni güzel gelişmeleri paylaşmak ümidiyle. Selamlar, hoşça kalın.